Selamlar. Bugünkü videomuz biraz değişik. Sadece bas gitarın göründüğü, birkaç tane egzersiz verdiğim bir video olacak. Flea'nin bas gitar slap bassline'larını çalmakta zorlanıyorsanız yapmanız gereken egzersizlerden bahsedeceğim. Şimdi Flea'nin bassline'ları çok fazla dead note ve oktav içeriyor. Bunları çalışabileceğimiz ve Flea'nin bassline'larına benzeyen birkaç tane egzersizden bahsedeceğiz. Onları çalacağız. Yapacağımız şey önce ölü notaları, dead note'ları çalmak. Dead note'un ne olduğunu öğrenmek. Dead note dediğimiz enstrümanımızda perküsif tarafı sağlayacağımız tekniğin ismi. Sol elimizde telleri kapatıp sağ elimize çalım yaptığımız zaman dead note, ölü nota çalmış oluyoruz. Yani herhangi bir şekilde fret yapmadan sadece ve sadece telleri kapatarak çalım yapıyorum. Bunun ismi dead note. Fingerstyle de olabilir, herhangi bir teknik olabilir. İlk çalışacağımız şey dead note'lar. Telleri kapatıyorum. Bu 7. perde civarında 4 parmağımla birden telleri kapatıyorum. La ve sol tellerinde slap ve pop şeklinde ölü nota çalışıyorum. Arkasından aynısını mi ve sol tenli yapacağım. Bunu alıştıktan sonra dead note'ların elimizdeki hissiyatı biraz daha tanıdık gelmeye başladıktan sonra yapacağım şey slap tarafında yine dead note çalıp pop tarafında normal nota çalmak. Yani slap tarafında dead note'u çaldım. Pop tarafında sol telindeki 9. perdeyi çalıyorum küçük parmağımla. Aynısını yine mi ve re tenli yapıyorum. Buna da alıştıktan sonra yapacağım plaktaki pop tarafındaki notaları değiştirmek. Yani 7. perdeyi ve 9. perdeyi çalacağım. Slap dead note, 7. perde, slap dead note, 9. perde. Aynısını yine yukarıda yapıyorum. Zor gelmeye başladıysa çok çok daha yavaşlayabilirsiniz. Yani şu tempo inebilirsiniz. Hangi tempo yapabiliyorsanız yani aslında. Bu kadarını çalıştıktan sonra Can't Stop parçası size mesela çok daha kolay gelmeye başlaması gerekiyor. Yani bunu siz bir süre çalıştıktan sonra, eliniz oturttuktan sonra Can't Stop dediğimiz parça bu tekniklerden oluşuyor. Mesela. Değil mi? Tamamen demin kullandığım açık ve kapalı dead note'lar ve normal notlarda oluşuyor aslında. Bundan bir adım daha öteye gitmek isterseniz eğer, mesela Dark Necessities parçasındaki slap'i çalmak isterseniz de şöyle bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Slap tarafında burada iki tane dead note'um var arka arkaya. Bunu çalışmamız gerekiyor. Ölçü oturması açısından şöyle bir egzersiz yapacağım. İki defa bunu çaldıktan sonra bir tane slap pop yapıyorum dead note. Yavaş tempo yapın siz yine. Alıştıkça yavaş yavaş metronomun temposunu arttırarak üst tempoya çıkmaya çalışın. Yine aynısını mi ve sol telinde, mi ve re telinde de yapıyorum. Bunu çalıştıktan sonra Dark Necessities parçasında değil mi? Buradaki iki tane dead note slap'lerden oluşuyor aslında. Farklı farklı notalar çalarak sol elimde Dark Necessities parçasını elde ediyorum. Evet, videomuz bu kadardı. Arka arka bir egzersizle düzenli olarak metronoma çalışırsanız Flea'nin bütün slap bassline'larının aslında birbirine benzediğini fark edeceksiniz ve size daha kolay gelmeye başlayacak. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.